ETO dediğim metro çıkışlarındaki bisiklet otoparkı burası. Mesela şimdi burası metro çıkışı. Şurada gördüğünüzde bisiklet otoparkı. Şurası da bir bisiklet yolu. İnsanlar genelde orada yürümezler. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere bu videomda Almanya'da bisiklet kullanmakla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Hemen şöyle caddede direkt bisikletle geçen insanları göstereyim. Ve hemen şurada ana caddede yapılmış bir bisiklet yolu. Şöyle. Mesela bu abiyi polis çevirse ceza yer. Çünkü şu an kullandığı yer yasaklı yer. Orada bisiklet kullanamaz. Kaldırımda gidiyorsa bisikletini eline alıp eliyle beraber sürmek zorunda. Kullanamaz bisikletini normalde. Burası Berlin'in yeni ana caddelerinden bir tanesi. Şurada gördüğünüz üzere bisikletli insanlar dolanıyorlar. Şurada bölünmüş bir şekilde bisiklet yolu var. Keza gene karşı şeritte de aynı şekilde. Burada bisikletlilerin çok büyük hakları var. Yani burada bisiklet kullanmak o kadar rahat ki. Ben ilk geldiğim dönemlerde diyordum ya burada insanlar niye bu kadar fazla bisiklet kullanıyorlar? Bir kere zaten Almanya'da bisiklet kullanmak aşırı kolay. Çünkü herhangi bir yokuşu yok, bayırı yok, yani bir engebesi yok. Dümdüz bir ülke zaten Almanya. Hani İstanbul gibi bizim İstanbul gibi değil. Hani yokuşları, dik yokuşları falan hiçbir şekilde yok. Bakın mesela hemen şurada bir örnek. Abi gayet arabaların arasında bisikletini kullanarak geliyor. Mesela gene şuradan geçen şöyle bir ablamız. Peşinden gene bir abimiz. Dediğim gibi insanlar burada bisiklet kullanırken çok rahatlar. Çünkü trafikte çok çok büyük hakları var. Mesela şöyle göstereyim. Mesela şu şekilde şu bisiklet yolundan geldiğinizde, devam ettiğinizde, ışığa geldiğinizde atıyorum buradan arabalar sağa doğru dönecekler. Ve sizin de yeşil ışığınız yanmış bisikletle devam edeceksiniz. Buraya dönen insanlar size şu şekilde buradan geçerken size dikkat etmek zorundalar. Mecburlar yani, durmak zorundalar. Aynı şekilde gene sağa dönerken yaya ışığı yeşil yanıyorsa şurada durup beklemek zorundalar. Yani dediğim gibi burada arabalı insanlar bisikletlere çok dikkat etmek zorundalar. Yani bizim Türkiye'deki gibi bisikletler kendilerini korumak zorunda değil. Burada gayet insanlar bisiklet yollarına o kadar rahat bir şekilde bisiklet kullanıyorlar ki hiçbir arabayı kontrol etmiyorlar. Çünkü arabaların orada kesinlikle duracağını biliyorlar. Ve dediğim gibi çarp, eğer arabalar bisikletlere herhangi bir şekilde zarar verirlerse veya taciz ederlerse polise şikayet ettiğinizde gerçekten ciddi yaptırımları var, ciddi cezalar alıyorsunuz. Hani bu ehliyet iptalinize kadar, yani ehliyetinizi el koymaya kadar gidiyor. Türkiye'de de çok yaygın olan şu martılar. Burada çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bakın insanlar gayet bisikletleriyle ana caddede çok rahat bir şekilde dolaşıyorlar. Şu an yaz dönemi olduğu için böyle değil. Kış döneminde de böyleler ve gerçekten trafikte araba kullanırken ilk başlarda çok aşırı zorlanmıştım. Çünkü bu kadar aktif bisikletlerin içinde araba kullanmak ve onlara dikkat etmek gerçekten çok başlı başına bir meziyet. Bu da tamamıyla bütün kurallara uyabilmekle alakalı bir şey. Bizde o çok trafik kültürü olmadığı için, o trafik disiplini olmadığı için yani açıkçası ben de zorlandım. Yani en nihayetinde Türkiye'de araba kullanıyorsunuz. Her ne kadar dikkatli araba kullanıyor olursanız olun, bir yerden sonra o etrafınızdaki insanlara gene bir şekilde ayak uyduruyorsunuz. Çünkü mecbur kalıyorsunuz. Burada çok yoğun bir şekilde devlet bazı yollarda hız düşürmeye gitti. Yani çoğu yerlerde 30'luk zonlara çevirdi yolları. İnsanları burada araba kullanmaktan, yani araba kullanma olayından birazcık tiksindirmeye çalışıyorlar. Ve insanların bisiklete yönelmesini istiyorlar. Bunu ilk başta şöyle bir uygulamayla başlattılar. İşte 30 km hız sınırında düşürdüler bazı ana caddeleri. Orada hava kirliliği işte testleri yaptıklarını falan söylediler. Başarılı sonuçlar aldıklarını söylediler. Ondan sonra kademeli olarak insanların yoğun olduğu yerlerdeki bütün sokakları, caddeleri 30 km hıza düşürdüler. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, hatta dizel araçları bile kaldırdılar. Aynen, dizel araçları da zaten kaldırmaya başladılar yavaş yavaş. Yani devlet de yoğun olarak bisiklet kullanımına önem verdiği için ekstra bisiklet yollarına falan da yani çok çok önem veriyorlar. Özellikle
bazı yollarda, şimdi denk gelirsem onu da göstereceğim. O gösterdiğim bisiklet yolunun ortası kırmızıyla doldurulmuş. Yani kırmızı renkli bisiklet yolları var. Oralarda zaten, yani şöyle söyleyeyim size. 100 tane bisikletli geçiyor arka arkaya. Ve siz durup o 100 tanesinde geçmesini beklemek zorundasınız. Hiçbir şekilde yola çıkamıyorsunuz. Yani tamamıyla bisiklet alanları orası. Ve hani bisiklet alanı dediğim yer böyle trafiğe kapalı veya arabaların hani tek tük geçtiği yerler de değil. Yani bayağı bildiğiniz aktif trafiğin ortasında bir yer. Ve komple bisikletlere ait. Ve o arabalar orada bir saat bekleyecek. Bir saat beklemek zorundalar. Hiçbir şekilde o yola bisikletliler geçip gitmeden, bitmeden hiçbir şekilde giremiyorsunuz. Ayrıca burada bisikletlilere o kadar fazla gene dediğim gibi önem veriyorlar ki çoğu otelin önünde kendilerine ait böyle bisiklet parkları var. Bisiklet tesis, yani bisiklet temin ediyorlar. Kendi müşterilerine bisiklet temin ediyorlar. Hemen hemen bütün otellerin önünde bisikletleri var. Kendilerine ait bisikletleri var ve bunu müşterilerine temin ediyorlar. Ki şehirde rahat rahat dolaşsınlar diye. Bütün sokak başlarında hemen hemen kiralık bisikletler var. Şunlar kiralık bisikletler. Tam olarak nasıl kiralandıklarını ve nasıl alındıklarını bilmiyorum. Büyük ihtimal uygulama üzerinden açıyorsunuz. Şurada çünkü şurada QR kodu var. Büyük ihtimal aynen zaten üstünde yazıyor. Mobike application'ını indirip buradaki QR kodla bisikletinizi alıp şehir turunuza başlayabiliyorsunuz. Ben yine az önce göstermiştim. Bu elektrikli skuterların da burada kullanımı çok yaygın. Özellikle turistler çok çok tercih ediyor. Bunu da gene kendi uygulamasını indirip şuradaki QR kodu okutup kiralayabiliyorsunuz. Bunu da hemen hemen her köşe başında görürsünüz. Bu Tier'in uygulaması. Tier'in elektrikli skuteri. Bunun gibi birçok marka var. Birçok farklı marka var. Tier'i var, Void var, Lime var. Gerçekten benim en garipsediğim şey bu ülke. Birçok araba markasını üreten, birçok araba markasının üretimini sağlayan bir ülke. Bir de çok da insanların araba kullanmasını istemiyorlar. Hatta insanları arabalardan soğutmaya çalışıyorlar. Gerçekten trafik konusunda çok çok katı kuralları var. Ve şunu da ekleyeceğim ve son olarak ondan sonra da bitireceğim zaten videoyu. Mesela şuradan gözüküyor mu bilmiyorum. Şu karşı bölümler hep bisiklet. Şurası falan şöyle hep bisiklet. Burada insanlar bisikletlerini o kadar rahat bir şekilde yol kenarına bırakıp gidebiliyorlar ki zaten hemen hemen her köşede, her yerde bisiklet parkları var. Bisikletlerinizi çok rahat bir şekilde bırakıp gidebiliyorsunuz. Mesela metrolara çok rahat bisikletlerinizle binebiliyorsunuz. Trenlere, tramvaylara bisikletinizle binebiliyorsunuz. Bu tarzda birçok durağın çıkışında büyük bisiklet otoparkları oluyor. Bisikletlerinizi oraya bırakıp metro ile devam edip tekrardan bisikletinizi geldiğinizde tekrar geri alabiliyorsunuz. Ya da atıyorum iş yerinizde bisikletinizi koyabileceğiniz bir yer yok. Temin edilmiş bir alan yok. Çıktım işte geldiniz iş yerinize, metro durağınızdan çıkıyorsunuz, bisikletinizi hemen yan tarafına bırakıyorsunuz, park ediyorsunuz, işinize gidiyorsunuz. Akşam gelip bisikletinizi alıp evinize devam ediyorsunuz. Evet, genel olarak Almanya'da bisiklet kullanımıyla alakalı bilgiler vermeye çalıştım. Gerçekten burada bisikletlerin çok büyük avantajları var. Çocuğumuz bisiklet üstüne geçti ama şu an Türkiye'de çok da fazla cesaretli bisiklet kullanamıyoruz. Her gün bir bisiklet kazası görüyoruz. Bisiklet yollarının üstünde mangal yakan insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Açıkçası böyle gördüğünüz zaman insan gerçekten biraz imrenmiyor değil. Evet, o dediğim metro çıkışlarındaki bisiklet otoparkı burası. Mesela şimdi burası metro çıkışı. Şurada gördüğünüzde bisiklet otoparkı. İnsanlar buraya bisikletlerini bırakıp çok rahat bir şekilde gidiyorlar. Şöyle. Çok rahat bir şekilde bisikletlerini böyle benim gibi bırakıp gidiyorlar. Mesela şurası da bir bisiklet yolu. Ve insanlar genelde orada yürümezler. Şöyle görüyorsunuz. İnsanlar hiçbir şekilde oraya girmezler. Görüyorsunuz böyle. Bir de mesela şu an bu giden abla ters gidiyor. Normalde yolun karşısındaki bisiklet yolundan gitmesi lazım. Ama bugün pazar olduğu için herhalde birazcık böyle rahat takılıyor.